Valla gazeteciler kalmasa iyi olur temennimiz. Ama şiddete kalacak bir durum hasıl ettiyse gazeteci mecbur, küfür ettiyse veya buna benzer bir şey ettiyse ben de şiddet uygularım. Onun haricinde gazetecilere şiddete karşıyım. Şiddetle kınıyorum. Gazeteciler halkın birer rehberi, halkın dili, halkın istemlerini, sorunlarını dile getiren arkadaşlarımız. Şiddetle kınıyorum. Ayrıca polisler şunu düşünmeli. Keklik gibi kendi soylarına ihanet etmemeli. Onlar da bir emekçi. Yani taraf olabilirler ama bunu düşünmeliler. Basın olmasa biz hiçbir şeyi yaşayamayız, paylaşamayız, bölüşemeyiz. Bugünkü olayları da yaşıyor. O zaman halk olmaz. Basın olmadığı yerde halk olmaz. Şiddetle kınıyorum. Keşke polisler bunu yapmasa. Onlar da emekçi, polisler de emekçi. Maaşıyla geçiniyor. Maaşının dışında bir özel mülkiyeti yoksa birbirine saldırmamalı. Devletin gücünü kullanmamalı polisler. Devletin gücünü kullanıyorlar. Kesinlikle engellenmemesi lazım. Yani sizlerin basın özgürlüğü çok önemli. Basın özgürlüğü olmadığı zaman da bir şey paylaşamazsın. Bir ülkede bunların olması kesinlikle yanlış. O yüzden sizlerin basın özgürlüğü her yere girip çıkmanız gerekiyor. Tabii doğru haber, günümüzde doğru haber çok önemli. Çok üzülüyoruz. Yani basın susturulmamalı. Özgürce şeyini, iradesini ortaya koymalı ki halkın taleplerini de gündeme getirmeli. Ya şimdi aslında basın özgürlüğü var. Ama tabii ki bu düzenlemelere ne bileyim bir şey diyemiyorum. Tabii ki basın özgürlüğü olduğu için de müdahale edilmemesi lazım. Çekim yapması lazım yani. Ya şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye polis devleti oldu. Demek istediğim anla. Bazı şeyler konuşmak istemeyeyim de. Polis devleti oldu Türkiye. Gidişimiz hiçbir hayır değil. Hayır işamet değil. Hayatım, şiddete her zaman için karşıyız. Bu polis olur, kadın olur, çocuk olur. Her türlü şiddete karşıyım. Ben bu kadar söyleyebiliyorum. Bak dediğim gibi ne olursa olsun, kadın olsun, çocuk olsun, polis olsun, her türlü şiddete kesinlikle karşıyım. Ya şöyle, ben zaten her zaman devletin yanındayım. Devlet ne derse odur. Hiçbir zaman hani siyasi görüşle bakmam. Hani devletin yanındayım. Devlet diyorsa bir bildiği vardır. Yapıyorsa. Çekim yaptığınız için gelse ikimizi alsın. Canı sağ olsun. Bir bildiği vardır canım. Kırıyorum. Neticede bu polisler bizim evladımız. Hiç istemem yani. Öyle hele halka o şekilde gazeteciyi bırak. Onlar halkın evladı. Öyle davranmalarını kınıyorum. Gerçekten kınıyorum. İsmim Necati Şahin. Kınıyorum. Polis bizim düşmanımız değil. Kardeşlerimiz, evlatlarımız. Ama halka, hele de o gazeteciye Amerika'daki aynı o polisi yapan adamı aklıma geliyor. Uykularım kaçıyor. Yanlış. Hele o gazeteciye yapmaları Türkiye'de çok yanlış. Bence herkes kendi mesleğini yapmalı. Onlar da kendi mesleğini yapıyorlar. Bence biraz ne bileyim empati kurmalılar. O da çünkü o şekilde parasını kazanıyor. Öyle düşmek lazım. Yani bilmiyorum, bence insan biraz daha çağdaş olmalı. Şimdi gazeteciler, polis, bunlar bizim toplumumuzun önemli fenomenleri. Polis devletin görevlisi ve asayişi temin etmekle görevli. Gazeteciler içerisinde de dürüst, namuslu bir şekilde görevini yapanlar olduğu gibi istismarcılar görev yaptığı yerlerin o mahallelerin, o yerlerin talimatları doğrultusunda tahrikçi davranışlar içerisinde bulunanlar var. Bir, objektif bir biçimde namuslu, dürüst, şahsiyetli bir görev icra eden gazeteci bağımsız bir şekilde kamu görevini yerine getirdiğinden ona saygı duyulmalı. Ama bunu suistimal ederek gayri kanuni hallere giriyorsa da devletin asayiş kurumları bunlara müdahale etmeliler. Toplumun haber alma haklarının, haber alma özgürlüğünü engellememeleri gerekiyor ve samimi duygularını, düşüncelerini de istismar etmeden namuslu bir görev yapmalarını gazetecilerin temin etmek için gerekli eğitimden geçirilmesi gerekiyor.